köşegen formülümüz n çarpı n eksi 3 bölü 2. N'i 2 artırdığımızda n geneline n artı 2 bırakırız. N artı 2 çarpı n eksi 1 bölü 2. Eksi n çarpı n eksi 3 bölü 2. 23. Çünkü köşegen sayısı 23 artıyormuş. Öncekinden 23 fazladır. Bunu işlem yapacak olsak çarpı ayrıştırdığımızda n çarpı n kare eksi n çarpımızda artı 2 n eksi 2 bölü 2 eksi çarparsak n kare eksi 3 n bölü 2 eşittir 23. Bunu payda işleyelim. Buradan 2 ile çarpalım. 46 olsun. 46 bölü 2 olsun. Paydalar gitsin. Şimdi açacak olduğumuzda n kare eksi eksi n artı 2 n'den artı n kalsın burada. Artı n eksi 2. Eksi ile n kare çarparsam eksi n kare. Eksi ile eksi 3 çarparsam artı 3 n yapar. Eşittir 46. N kareler gidiyor. 3 n bir de burada var 4 n. 4 n eksi 2 eşittir 46. 2 bu tarafa atarsam 4 n eşittir 48. N eşittir 12 çıkar. Bu çokgenimiz 12 gelmiş. 12 kenarlı çokgenmiş. Dış açısı biliyorsunuz 360 bölü n'dir dış açı ölçüsü. 360'ı 12'ye bölersem 30 çıkar. Değil mi? Dış açısı ölçüsü 30 dereceymiş. Şöyle bir üçgen çizdiğimiz çokgenin kenarını. Burası 30 derece ise tamamı 180 derece olacağı için bir iç açısı 150 derece edecektir. İç açısı 150 derecedir. Bu soru bu şekilde çözülür. Diğer bir soruya bakalım. Bağımsız elemanı 17 bağımsız elemanı bulunuyormuş. İç açılar toplamı kaç tane dik açı edilir? Şimdi bağımsız eleman formülü 2n eksi 3'tür. N tane elemanın varsa bundan 2n eksi 3 tane bağımsız eleman oluşturabilirsin. Oluşturduğumuz bağımsız eleman 17 ise 2n eksi 13, 2 eksi 3 17. Bunu bu tarafa attığımızda 2n eşittir 20, n eşittir 10. Bu çokgenimiz 10 kenarlıymış. Şimdi çokgen iç açılar formülü, iç açılar toplamı formülü n eksi 2 çarpı 180 diye hatırlarsanız bunu. N yerine 10 yazarsam 10 yazdığımda 10 eksi 2'den 8 yapar. 8 çarpı 180. Şimdi diyor ki kaç tane dik açı eşit? Dik açı neydi? Dik açı biliyoruz ki 90 derece. Kaç tane 90 derece eşit? 8 çarpı 180 kaç tane? Yani x tane 90 derece eşit. Bundan sadeleştirsen 2, bundan x eşittir 16. 16 tane dik açı yani 90 güzel pardon. 16 tane yani 16 tane 90 derece eşittir. Bu soru da bu şekilde çözülür. Diğer soruya bakalım. Şimdi bu formülün bir özelliği var. Beşgen şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir çizeyim, çizmeye çalışayım. Mouse'da biraz zor oluyor. Şimdi böyle bir şey çizdiğimizde bakın. Şunu birleştirdim. Şunu birleştirdim. Şura x'e x oluyor. Çünkü düzgün çokgen olduğundan şu kenar şu kenar eşitse x'e x yaparız. Buraya 2x. Şimdi bir özellik şuradan karşıya çizdiğimde bakın. Buradan bir karşıya daha çizersem hatta çizip bir karşıya daha çizersem 1, 2, 3, 4, 5 bunu aynı sonuçtu. Bakın şu açılar hep eşittir. X x x bu açılar eşit. Bu açılar eşit olduğu için dış açıda da eşittir. 2x ise buraya 2x. 2x, 1x daha 3x. Bu açıyla şu açının toplamı 3x ile eşit oluyor. O zaman burası 2x. Bu bir formül gibi özellik gibi öğrenebilirsiniz. Bakın şunu çizdikten sonra x, 2x, burası 3x, burası 4x yapar. Burası 4x yapar. Şimdi 4x'i 48 vermiş. X buradan 12 çıkar arkadaşlar. X 12 ise şuradan bakıyoruz. Buradan bir dış açı ne kadarmış? Dış açı 2x. O da 2 çarpı 12'den 24 derece. Dış açı 24 dereceymiş. Şimdi dış açı nasıl buluyorduk? Formülü neydi? 360 bölü n dış açı eşitti. Bunun tersini yaparsam 360'ı dış açıya bölersem n'i de yaparım. N'i bulurum. Buradan yapacağım işlem 360'ı 24'e bölmek. 12 ile sadeleştir 2, 12'ye 1, 30,
Evet, 32 bölse 15. 15 derece oluyor. Şey, 15 derece diyorum, pardon. 15 en 15 kenarlı oluyor. Bu çokgenimiz 15 kenarlıymış. Bu soruyu bu şekilde çözeriz. Bakalım bir düzgün 18 genin iki köşenin geni arasında kalan. Şimdi bu şöyle arkadaşlar, iki köşegen dediği şöyle bir çokgen çizdim, düşünelim. 1 2 bakın. Köşegen, şuna köşegendir. 1 2 tane köşegen çizdim. X arasında kalan açıya şunu soruyor. X'i soruyor. Şimdi bakın. 18 genmiş. 360'ı 18'e bölersem nasıl bölebiliriz? İsterseniz 6'ya bölün. 6 bölü 3, 6 bölü 60, 60 bölü 3'ten 20 mi çıkar? Evet, zaten 18 bölü 36, 18 2 katı 20. Burada dış açı 20'ymiş arkadaşlar. Dış açı 20. Düzgün çokgen olduğu için şu açı şu açıya eşittir. Şey, pardon, kenara eşittir. Bu kenar bu kenara eşitse bu açı bu açıya eşit olacak. 10'a 10. Aslında bunun sorunun cevabı şurada da var. Şunu ikinci çizmeye gerek yoktu. Şu bir köşegen, şu bir köşegen dersen 10'a 10 olur. Yalnız böyle bir açı çizdiğin zaman istediğin kadar devam ettirebilirsin bu şekilde. Bu şekilde. Buradaki tüm açılar birbirine eşit olacağından. Bura 10'sa bura da 10'dur. Bura da 10'dur. Bura da 10'dur. Yani iki köşegenin şu iki köşegenin arasında kalan açı 10 derecedir. 10 derece olarak çıkar. Bu sorunun cevabı bu şekilde. Bakalım başka sorumuz. Sonuncu sorumuz ne dersem. Evet. Bu da kolay. Şunu şöyle devam ettiriyoruz. Bunu böyle devam ettiriyoruz. Şimdi burası A. A derece. Şimdi üçgenin özelliklerinden A artı 60 şurası. Burası A artı 60 eder. Değil mi? İç, iki iç açının toplam bir dış açı. Şimdi burada A olduğu için burada A, burada A. Bir kez dış açılar hepsi eşittir. Çünkü düzgün çokgen. Düzgün çokgen. A artı 60 burası. Burayla buranın toplamı şu köşeye verir. Bu köşede A, A'da 2 A artı 60 yapar. Şimdi burası A, şurada A'dır arkadaşlar. Şimdi şurası 2 A artı 2 A artı 60 yaptı şurası. Şurada A, burada A toplamı 180 derece eşit olacağı için 2 A, 1 A da buradan 3 A, 1 A da buradan 4 A. 4 A artı 60 eşittir 180'den. 60 bu tarafa atarsan 4 tane A 120 yapar. A eşittir 30 yapar. Bir dış açısı 30 dereceymiş. 360 bölü 30'dan eşittir 12 tane kenar buluruz. 12 kenarlıymış bu çokgenimiz. Bu sorunun cevabı da bu şekilde. Zannedersem başka soru kalmadı. Benim bu yardımcı matematik ve geometri grubu ya da sıradan güzel matematik ve geometri grubunda sorularınızı sorarsanız cevaplamaya çalışacağım. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.